Şimdi güneş fırtınaları ile ilgili kısaca bir değinirsen hocam, arkadaşlar sadece depremin dünya içinden kaynaklanmadığında en azından bilirler. Tabii. Şimdi ben az önce insanların elindeki teknolojinin elektromanyetik dalgalarla depreme yol açamayacağını söyledim. Bunu çok şiddetli bir şekilde söyledim. Bununla ilgili komplo teorilerini reddettim. Ama güneş fırtınaları dünyada depreme yol açabilir mi? Evet, güneş fırtınalarıyla depremler arasında bir ilişki var. Çünkü güneş fırtınaları yüklü parçacıklardan oluşuyor ve dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Dünyanın manyetik alanını da dünyanın iç ve dış çekirdeği üretiyor. Dolayısıyla güneş fırtınaları dünyanın manyetik alanına enerji yükleyerek geri besleme yoluyla iç ve dış çekirdeğin dönme hızında ve yönünde bir takım değişikliklere yol açabilirler ve yol açıyor da. Bu da depremlerin bazı yerlerde meydana gelme riskini artırabilir veya azaltabilir. Ancak tam olarak nasıl etkileşime giriyor, nerede deprem riskini artırıyor ve azaltıyor gibi spesifik sorulara cevap veremeyiz. Çünkü henüz bunu bilmiyoruz. Sadece son 3 yılda yapılan araştırmalar, güneş fırtınalarının dünyadaki bazı depremlerin meydana gelme şansını artırabileceğini, bazılarını da azaltabileceğini gösterdi. Ama bu çok yeni bir konu. Bu konuyu yeni yeni öğreniyoruz ve tekrar ediyorum, böyle bir bağlantı var diye insanların elinde manyetik alanlarla depreme yol açan bir takım silahlar var. Bunu sakın düşünmeyin, böyle bir şey söz konusu değil.